Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, Rusya Devleti'nden elimize ulaşan bir başka son dakika bilgisini siz değerli takipçilerimizle beraber paylaşmaya devam ediyoruz. Rusya Devleti açıkladı, Kremlin, Erdoğan barışın korunmasına karşı faaliyet takdir ediyoruz şeklinde muhteşem bir açıklama yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarını, barışın korunmasına karşı faaliyetlerini, arabuluculuk girişimlerini takdir ettiğini dile getirdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da bazı medya kuruluşlarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı ile beraber dün Ankara'da yapılmış Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü zirve toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini teklif eden Peskov, elbette Erdoğan'ın çabalarını, barışın korunmasına karşı faaliyetlerini, arabuluculuk girişimlerini ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine karşı tuttuğumuz tutumunu takdir ediyoruz şeklinde bir ifade kullandı. Peskov, Slovakya ve Polonya'nın Ukrayna'ya Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı gönderme kararına tepki gösterdi. NATO üyelerinin çatışmaya daha fazla müdahil olduğunu vurgulayan Peskov, bu karar bütün NATO ülkelerinin çatışmaya doğrudan katılımlarının düzeyini nasıl artırdığını bir başka örneği olarak kendini gösteriyor şeklinde konuştu. Ukrayna'ya yapılan silahları imha edeceklerini, bu gibi desteklerden sadece Ukrayna halkının zarar gördüğünü söyleyen Peskov, daha önce de söylediğimiz gibi bu askeri teçhizat desteği özel askeri harekatın sonucunu etkilemeyecektir. Ancak bu kararlar Ukrayna'da Ukrayna halkında yeni bir sorunlar yol açabilir. Elbette daha önce defalarca söylediğimiz gibi bu askeri teçhizatlar da imha edilecektir şeklinde bir ifade kullandı.